Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi sizlere bu şekilde bir modelim var. Yine bir takipçinin isteği üzerine yaptım bunu. Bu şekilde çok kolay, çok basit bir motif aslında. Böyle birleştirdiğimizde de gayet güzel şeyler ortaya çıkıyor. Yatak örtüleri için ve çantalar için, daha doğrusu yani çok uç nokta ikisi de biliyorum ama hem yatak örtüsü hem de çanta için isteyen arkadaşlar var. Bu şekilde birleştirerek çanta oluşturabilirsiniz. Yatak örtüleri, koltuk şalları, hırkalar yapabilirsiniz tabii ki. Motif çok kolay. İpi Nako Vals'in ipi. Yalnız numarasını hatırlayamıyorum. Bunlar daha önce aldığım iplerde kullanmıştım. İki renk birbirine uyumlu. İki rengi de az kaldı elimde. Bu şekilde yumak haline getirdim. Nasıl denk gelirse o şekilde birleştiriyorum. Başlayalım isterseniz. Şöyle 10 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bunu geliyoruz. İlk zincirin içine batarak birleştiriyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı 2 defa dolayıp halkanın içine giriyoruz. 2 ilmek 2 ilmek alarak çıkıyoruz. 2, 2 alıyoruz daha doğrusu. Üçüncüyü çekmiyoruz. Bu da bir üçlü trabzan ama 2 defa dolayarak yapıyorum. Bu şekilde daha düzgün duruyor. 2 ilmek, tekrar 2 ilmek. Zincirle birlikte 3 oldu. Tekrar doladım. 2 2. Şimdi 4 tane ilmek oldu. Tığımda da 4 ilmek var. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 3 tane zincir. 2 defa doladım. Aynı boşluğa aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 defa çektim. Tekrar 2 2 aldım. 2. trabzan. 4 trabzan olunca hepsini tepede birlikte birleştiriyoruz. 3 oldu. 4. Şimdi bakın 2 4 5 ilmeğimiz var burada. Artık 5 ilmek olarak devam edecek. 3 tane tekrar zincir, tekrar. Bu şekilde 10 tane yapıyoruz arkadaşlar içine. Yaprak diyelim. 10 tane yaprak yapıyoruz. 4 trabzandan oluşan yapraklar. 3 oldu. Ve 4. Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar 2 doladım. 2 çektim, bıraktım. 2 çektim, bıraktım. 3 oldu. 4. yapıyorum. Tığdaki bütün ilmekleri topluyorum. 3 tane tekrar zincir. Şimdi tamamlayalım. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 10 tane oluncaya kadar devam edelim. Evet, 10 tane yaprağı tamamladım arkadaşlar. Başlangıç noktasına geldik. 3 tane zincir çekiyoruz. Burada ilk yaptığımız yaprağın şöyle tepe noktasına batarak birleştiriyoruz. Şimdi hemen ilk boşluğun içine ipimizi taşıyoruz ve 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum bu boşluğun içine. Yine bu sefer ikili trabzan. Zincirle birlikte 2 oldu. 3 4 2 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki yaprağın şu şekilde altından doğru tığımızı geçiriyoruz. Buradan ilmeğimizi alıp bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Tekrar 2 zincir. Tığımı doladım ve sıradaki boşluğun içine batarak 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 2 tane zincir. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi sıradaki yaprağın yine altından doğru tığımızı geçirip ilmeğimizi alıyoruz. Bir sık iğne, 2 ilmeği birlikte alarak. Tekrar 2 zincir. Boşluğa geldim. 1 2 3
4. 2 tane zincir. Altından doğru giriyorum. Sıradaki yaprağın 2 ilmeği birlikte çektim. Tekrar 2 zincir ve her boşluğa bakın şöyle kıvırık kıvırık duruyor burası. Ve bu sırayı yaparken de birleştiriyoruz arkadaşlar. Birleştirirken de buradaki trabzanların üzerinden bakın şurada hepsini birleştirdim ben. İki motifi birleştirirken sadece şöyle ikişer yapraktan birleştiriyorsunuz. Sonra bunun etrafına devam ederken iki yaprak buradan, iki yaprak buradan birleştirdim. Yani şu iki motifi sadece iki tane yapraktan birleştiriyoruz. Üçüncü motifi yanına koyarken bakın iki tane buradan, sonra iki tane de buradan. Hep bu şekilde devam ediyor. Bak burada şöyle araya girmişim. Hep iki tane buradan. Bu araya da ikisinin birleştiği noktaya giriyorum. İki tane buradan, iki tane buradan ve bir tane de buradan. Yani sanıyorum anlatabildim. Şimdi bunu birleştirelim beraber. Bakın şuraya birleştireceğiz diyelim ki. Şuralar açık renk daha güzel görünüyor. Şu ikisi birleşmiş. Hemen şu iki yapraktan birleştireceğiz. Şöyle. Sonra da buradaki iki yapraktan birleştireceğiz. Onu da trabzanların üzerinden yapıyoruz. Evet, şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar söküldü. Boşluğa giriyorum. Bir, iki. İki tane trabzan yapıyorum. Geliyorum burada. Bakın şurası birleşik. Bir, iki saydım buradan. Ortadaki trabzandan üzerinden geçiriyorum tığıma. Buradan ilmeğimi alıyorum. Tekrar iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, dörde tamamladım. İki zincir. Buradaki yaprağın alt kısmından giriyorum. Yine şöyle bir sık iğne yaptım. Tekrar iki zincir. Hemen sıradaki boşluğa geçiyorum. Bir, iki trabzan. İlmeğimi bıraktım. Şimdi bakın buradaki yaprağa geliyoruz. Yine tepesinden şöyle girdim. İlmeği aldım, çektim. Tığımı doladım. İki tane trabzan yapıyorum tekrar. İki zincir. Hemen alttaki yaprağın yine altından giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Tekrar bir sonraki boşluğa geçtim. İki tane trabzanımı yapıyorum. Bakın bu ikisini buradan birleştirdik. Şimdi geliyoruz buradaki yaprağa. Burası birleşik. Şuradan yine tepeden tığımı geçirdim. Bunu buradan alıyorum. Çekiyorum. Sonra iki tane tekrar trabzanımızı yapıyoruz. İki tane zincir. Alttaki yaprağın arasından girdim. Tekrar iki zincir çektim. Ve buraya yine önce iki tane trabzan yapıyoruz. Geliyoruz. Sıradaki şu yaprağın tepesinden birleştiriyoruz. Evet. Bir, iki. İki zincir. Alttan girdim. Sık iğnemi yaptım. Tekrar iki zincir. Şimdi bakın burada bitirdim artık. Diğer yaprakları yapıyorum. Şimdi şu araya geldiğimizde bir motif daha girerken 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birleştirme yapacağız. Yani şuradaki gibi. 2 tane buradan. 2 tane buradan. 2 tane buradan. Burada da aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bakın. Bu birleştirme işi kolay bir iş. Yani motifi nereye koyarsanız aslında bu modelde öyle. Şuraya koyduğunuzda birleştireceğiniz yerler belli oluyor zaten. Evet, şimdi geliyorum, tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar alttan doğru girdik. Bir sık iğne, 2 zincir. 1, 2, 3,
4. 2 tane zincir. Yine alttan giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekip son boşluğa geldim. 1 2 3 4. Evet. Yine 2 zincir yapıyoruz. Burada bakın şuradan zincirle çıkmıştık. Burayı da böyle alıyoruz. Alttan doğru girerek. Sonra hemen şuradaki zincirin de dibine batarak şöyle bir birleştirme yapalım. Bir tane de zincir çekiyorum. Evet, bu kadar arkadaşlar. Motif çok kolay, basit. Böyle birleştirerek de güzel şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Koyu renge denk geldi biraz. Görüntü koyu renklerde göstermesi zor oluyor ama şöyle yakından göstereyim. Çok basit. İki sırada bitirdiğimiz bir model bu. Şöyle açık renkte daha güzel görünüyor. Evet, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın lütfen. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.